23 Mayıs, 29 Mayıs. Sevgili takipçilerim, geçen hafta bazı yanlışlıklar olmuş. Çok özür diliyorum. Bu benim videoyu kaydetmemle alakalı bir pürüz oldu. Hepinizden çok özür diliyorum. Evet, bu hafta 23 Mayıs, 29 Mayıs haftası neler olacak? Gökyüzü bizleri nelere uyaracak? Nelere dikkat etmeliyiz? Neler canımızı sıkabilir? Nelerle mutlu olabiliriz? Abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Sevgili koçlar, 21 Mayıs Güneş, unutmayın ki Güneş İkizler Burcu'nda ilerliyor. Odaklanmamız gereken birçok işimizle alakalı yeni fırsatlar, yenilikler var. Mümkün olduğu kadar odaklanmak ve özen göstermemiz gerekiyor. İş imzalanmaları, yeni imzalarla ilgili aktif ve doğru bir nokta söz konusu olacak. Ve şunu demek istiyorum. 23 Mayıs itibariyle de Merkür Boğa burcunda geri hareketine başlayacak. Uzun süredir özen gösterdiğiniz, çalışma üzerine olduğunuz birçok iş konularınızla ilgili aktif başlangıçlar ve hedeflediğiniz birçok noktaya da doğru bir evrede yer alacağız. Unutmayın ki 25 Mayıs'ta da Mars Koç burcuna geçiyor. Yavaşlayan hayatımız hızlı bir süreçte sakarlık, dikkatsizlik, yorucu ve yoran birçok şeye hazır olmamız gerekiyor. Kurumsalda çalışıyorsanız, özellikle bu hafta Mars Koç burcuna geçişiyle birlikte sinirsel evrelerimiz ve ani anlaşmazlıklar, tartışmaları çok fazla açık olabiliriz ve unutmayın ki Merkür Boğa burcunda retro geri hareketi yaptığı için de her şeye odaklanıp konsantre olmamız gerekiyor. Hatalara açık olmamamız gerektiğini uyarım. 28 Mayıs itibariyle de Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak. Maddi konularda kazançlarımızı planlayacağız. Sürpriz kazançlar, beklenmedik fırsatlar, yenilikler ve yeni anlaşmalarda artı bir süreç evresi. Ve 29 Mayıs'ta da Mars Jüpiter kavuşumu işlerinizle ilgili genişleyecek, öfkenimiz genişlenebilir, uluslararası ya da bazı konularda aktif oluşacak yeniliklere de var olacağımızı uyarıyorum. Evet, bunlar bize iş hayatımızla ilgili nelere destek verebilir, nelere destek vermiyor. Özellikle kurumsal alanda çalışanlar için yönetim içerisinde olduğunuz haklarınıza kavuşmak, aksi hataları artık artıya dönüştürmek, iş imkanlarımızla ilgili yapacağımız projelerde aktif yol almayı gösterir. Yalnız dijital alan, reklam alanında çalışan sevgili koçlar için inanılmaz yazılım hataları, mail hataları, yaşanacak krizleri önlemek gerektiğini de uyarıyorum. Devlette çalışıyorsanız devletle alakalı değişmesini istediğiniz birçok nokta aynı süreçte devam edecek. Önemli olan siz yerinizi doğru noktada kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer devletle alakalı işe girmek, bu konularla ilgili bağlantı ayarlaması yapacaksanız çok yakın bir aile dostunuzun bu imkanları olduğunu göreceksiniz ve size yavaş yavaş altyapınızı oturtacak gözüküyor. Serbest meslek, kendi işini yapanlar için de parasal evrede hiç beklenmedik kazançlar ve bu kazançlarla birlikte borçlarınıza ait süreçleri verimli şekilde toparlayacağınız gözüküyor. Yalnız şöyle bir durumumuz var. Bu kazanç sizi şımartmasın. Ekstra farklı borçlara girmemeniz adına borçlarınızla alakalı tüm sistemleri oturtmamız gerektiğini de uyarıyorum. Uyardım şimdiden. Özellikle kendi işini kuranlar ve kurmaya çalışan sevgili koçlar için güzel anlaşmalar, yenilikler ve bu yapacağımız işlerde yavaş yavaş mekanı, alanı, bulunduğumuz noktayı en iyi şekilde feraha kavuşturacağız. Ortaklı iş yapanlarda da toprak, araziyle alakalı bazı karışıklıklar, bazı tartışmalar yıpratıcı olabilir. Mümkün olduğu kadar bunları da toparlamamız lazım. Biraz özel hayatımızda daha sağlam ilişkilere adım atıp gelecekle ilgili konuşmalar, hakimiyeti kuracağız ama bu ilişkiler sırasında da Mars'ın Koç'a geçişiyle birlikte şunu unutmayın. Ani konuşma, ani karar sizin hayatınıza bloke edebilir. Merkür'ün de retroda, Boğa burcunda retroda olduğunu düşünürsek geri hareketini gerçekleştirecek. Zaten
zaten retroda. Bu da sağlam olan ilişkilerimize zedelememize yardımcı olabilir. O yüzden ilişkinize doğru konuşma, tatlı ifade ve gelecek planlarımızı doğru görelim. Uzun süredir ayrı çiftlerim, ayrı olan çiftlerimizle ilgili bağlar komple artık veda etmiş noktada. Mahkeme konularımız, iş ya da özel hayat mahkeme konularımız da hızlanacak bir döngü. Mutlaka avukatımızla iletişime geçmemiz gerektiğini uyarıyorum. Bu ara evli çiftlerimizle alakalı ev taşınması, ev konusu, ev alım konumlarımız daha yoğun olacak ve uzun süredir satmaya çalıştığınız bir noktanın da imzası hayırlı olsun. Yeni eve geçiş için de daha doğru enerjiye ait noktayı bulacağız. Sevgili gençler, eğitim konusunda biraz kafanız karışmaya, ruhunuz, enerjiniz dağılmaya başladı. Odaklanmaya ve yeniliğe ihtiyacınız var. Hiç aşık olamayan sevgili koçlar için güzel bir aşkın rüzgarı enerjinize doğru esiyor. Hadi gözünüzü kıpırdatın. Çalışan çiftler için bu ara iş konularında çok yoğun ve daha yoğun bir süreç olacak. Biraz birbirimize ait noktayı zaman ayıramayabiliriz ama çocuklarımızın size ihtiyacı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ev hanımları, evet tardilatta oydu buydu ama bir valiz hazırlığı ve Haziran ayının beklentisi içerisindesiniz. Ya köyünüze ya tatilinize gitmek istiyorsunuz. Bu enerji size iyi gelecek. Sağlık olarak son zamanlarda boyun ve belle alakalı yaşanacak sorunlara yani dikkatli temizlik, dikkatli hareket yapmanız gerekiyor. Yoksa vücutta biraz kırılmalar, burkulmalar, ezilmeler, bu tarz konularımız yoğun. Evet, ailenize ait çözülmesini istediğiniz miras konuları için daha çok mücadele var. Geçmiş maddi konularımızla ilgili de planlayacağımız bir ödeme sistemi olacak. Mutlu kalın efendim sevgili koçlar. Allah'a emanet olun. Sevgili boğalar, nasılsınız güzel ailem? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Abone olmayı, yorum yapmayı, geçtiğimiz hafta yaptığım hata için özür dilerim. Unutmayalım, 21 Mayıs Güneş artık ikizlerin enerjisinde ve bu enerji sizin işlerinizle alakalı daha kendimizi hızlı kararlar, yenilikler, yeni oluşturmak istediğimiz bazı planlar için çok doğru ama yanlış ve geri ödenmesi gereken ve ödemediğiniz birçok şey size risk yaratabilir. 23 Mayıs'ta Merkür Boğa Burcu'na ikizlerdeki geri hareketini Boğa Burcu'nda devam ettirecek. Mümkün olduğu kadar hayatınızla alakalı tamamlamanız gereken tüm gerçekleri, gerçek oluşumu ortaya koymanız lazım. Çözümsüz bırakırsanız çok yorucu ve uzun soluklu hatalara maruz kalacaksınız. 25 Mayıs itibariyle Mars Koç burcuna geçişini tamamlayacak ve bu demektir ki uzun süredir seyahatleriniz, gidemediğiniz yolculuklar, yapacağınız alanlarla ilgili çok güzel fırsatlar gerçekleşecek. 21-28 Mayıs itibariyle de Venüs Boğa burcuna geçişini tamamlıyor. İlişkiler konusunda daha renkli, daha sağlam, daha destekleyici ve daha güzel noktalara erişeceksiniz. 29 Mayıs Mars Jüpiter kavuşumu gerçekleşecek. Uzun süredir sağlığınızla alakalı riskli gördüğümüz noktalarda sürpriz iyileşmeler, yenilikler ve bu yeniliklerde korkarken aydınlığa kavuşacağız diyorum. Sevgili boğalar, özellikle uzun soluklu işlerinizle ilgili planladığınız noktada kazançlarınızda ekstra olumluluk ve uzun süredir çaba verdiğiniz proje, ekip arkadaşlarınızla ilgili değil, yaşadığınız krizleri yavaş yavaş oturtup daha sağlam evrelere geçiş sağlayacaksınız. Gidemediğiniz seyahatler, ertelenen iş oluşumları, toplantılarınızla ilgili yoğun bir hafta temposu söz konusu olacak. Yalnız maddi konularda çözemediğiniz ve uzun süredir ertelediğiniz birçok şey gün yüzüne çıkacak ve işimizle ilgili planladığımız sistemi doğru yaptığımız takdirde de borç planlamasıyla birlikte daha rahat geçişler tamamlayacaksınız. Bunu doğru değerlendirin. Özellikle kurumsalda yer değişimi, mekan değişimi, bulunduğumuz bölümün değişimini bekliyorsanız özellikle Haziran itibariyle yer değişiminiz hayırlı olsun. O kurumsal, yarı devlette çalışıyorsanız da sistem ve bulunduğunuz kurumsal alanda bazı karışıklıklar sizi strese sokabilir. Dikkatli olun, yerinizi kontrol edin istiyorum. Devlette çalışanlar değişim, konum değişimi bu tarz beklentileriniz varsa Eylül'e kadar sistemde bir durulma evresi var. Sakin olacaksınız, yerinizi kontrol edeceksiniz. Kendi işini serbest yapan, özellikle kendi alanınızda büyütmek istediğiniz işlerinizle ilgili
çok güzel aktif projeler, yeni insanlar, yeni tanışacağınız gruplar sizin projenize çok büyük destek verecek. Mümkün olduğu kadar oturtmaya çalıştığınız size ait alanı güçlü şekilde oturttuğunuz takdirde başarısızlık gözükmüyor. İşinizde daha büyüme, özellikle yurt dışı projeniz, yurt dışı ile ilgili yapmanız gereken yeniliklere çok güzel destekler olarak bu kapılarımızı verimli şekilde aydınlığa kavuşturacağız. Finans alanında çalışan sevgili boğalar içinde bulunduğumuz noktada yardımcısıysanız ya da bir yerin yöneticiyseniz konumunuzun değişmesiyle ilgili yazışmalar, mailler size olumlu cevap verecek. Şube ya da bulunduğunuz alanda farklı bir yükseliş sizin için hayırlı. Aile işi, ortaklı iş yapanlarda da yaşanan krizleri doğru noktada çözdüğümüz takdirde inanılmaz derecede başarı ve işimizde farklı projeler, yeri büyütmek, yere yeni renklilik katmak, yerin eksikliklerini görmek için doğru adımlar var. İşte başaramayacağınız hiçbir pürüz yok. Yalnız geçmişe ait vergi borcunuz, unuttuğunuz pürüzler, yaşanan garip olayları haritanız diyor ki mümkün olduğu kadar gözden geçirin, risk altında olmamanız gerekiyor. Aşk konusunda özellikle geçmiş ilişkilerimiz, kalbimizi kıran insanların özür dileme dönemi. Affetmek size bağlı ama aynı kaosun içerisinde yer almayacaksınız. Daha mantıklı ve daha doğru adımlar atarak affetmeyi başarabilirsiniz. Uzun soluklu ilişkiler, bu ara ciddi anlamda evlilik, gelecek konuşmalar ama ekonomik olarak bazı çözmeniz gereken pürüzler var. Bunları çözmediğiniz takdirde evlilik tarihimizde değişimler olabilir. Aile içerisinde tanıştırılma, söz, nişan konularımız yoğun olacak. Yalnız evli çiftlerimiz için özellikle bu aralar eşler, eşiniz, kocanız böyle garip rüyalar, aldatılma, korku, kaygı, boşanma rüyaları çok yoğun görebilir. Bu süreçte mal mahkemesi rüyaları görebilirsiniz. Psikolojik olarak biraz beyin enerjiniz yorucu ama şunu unutmayın ki çevrenizde güvendiğiniz insanlar size gizli düşmanlıklar yaratabilir, canınızı sıkabilir. Mümkün olduğu kadar evliliğimizle alakalı noktaları inandığımız kişilere değil kimseye anlatmamanız gerekiyor. Bu ara boşanma kararı olan çiftler için eşinizden sürpriz hediye, sürpriz tatil durumları olabilir. Affedilme konuşmaları söz konusu gözüküyor. Bu ara eşinizle ortaklı iş yapmak istiyorsanız, eşinize iş açmak istiyorsanız doğru zaman, hayırlı olsun. Çünkü sizin hayatınızda çok güzel değişecek ortaklı kazançlar, alacağımız yatırımlar, yenilikler hayırlı. Özellikle üniversite ya da liseye hazırlanan çocuklarımız gayet odaklı ve başarılı. Evdeki sessizlik onların odaklanmasına yardımcı olmuş. Allah sizden razı olsun, zihinleri açık olsun. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda sırt ağrımız ve bağırsak enfeksiyonlarımızla alakalı alerjik durumlarımız olabilir. İhmal etmeyin. Sevgili ev hanımları, uzun süredir evde her şeyi yenilemek ve kendinize ait alanı yaratmak istiyordunuz. Haydi alan sizin için hayırlı. Eşinize, çocuklarınıza, sevgilinize, sevdiklerinize hediye alma enerjiniz çok yüksek. Güzel hediyeler seçin. Allah'a emanet olun. Sevgili ikizler, nasılsınız güzel ailem? Geçen hafta için özür diliyorum. Yanlış hatalar oluşmuş, kusura bakmayın. Kul hata yapabilir. Kul her zaman yanlışa maruz kalabilir. Önemli olan bu yanlışı hep birlikte düzeltmek. Sevgili ikizler, güzel ailem. Güneş ikizler evresinde hoş geldiniz. Doğum gününüz, yüreğiniz kutlu olsun. Güzellikler sizlere dokunsun ve istekleriniz tek tek aydınlığa kavuşsun. Özellikle işsiz olan ikizler burcu için değişik iş teklifleri ve istemediğiniz halde yeni bir işiniz hayırlı olacak ve burada başarıyı yakalayacaksınız. 23 Mayıs itibariyle Boğa, yani Merkür Boğa burcunda, ikizlerdeyken Boğa burcuna geri hareketini başlatacak. Bu süreçte yakın arkadaş, yakın çevreyle alakalı kırgınlıklarda daha sert konuşmalar, daha gergin ifadeler söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar tavrınızı, ifadenizi oturtmamız gerekiyor. 25 Mayıs itibariyle Mars Koç burcuna geçişini yapacak. Sosyal çevrede stres alanınız, gergin tavrınız, iş alanınızdaki insanlara böyle hırtlayan bir tavrınız olabilir. Mümkün olduğu kadar ağzımızdan çıkacak her söze dikkat edelim. Hata yapmanızı çok uygun bulmuyorum. Bulduğunuz takdirde şunu demek istiyorum. Siz kırmak istemiyorsunuz ama insanlar üstünüze çok fazla geliyor ve yıpratıcı oluyor. 28 Mayıs tarihi itibariyle de Venüs Boğa burcuna geçişini yapacak. Bu da
Farkında olmayarak eşinizle, yakın çevrenizle yapacağınız gizli anlaşmalar, yenilikler size şans getirecek. Bunları doğru iyileştirmeye çalıştırdığınızda da kazançlar, yenilikler size fırsat yaratacak. Unutmayın ki 29 Mayıs'ta da Mars-Jüpiter kavuşumu gerçekleşecek. Özellikle yurt dışı ile alakalı, çözmek istediğiniz şehir dışı ile alakalı uluslararası evraklarınız çözülmesi konulan noktalarla ilgili güzel başarılar elde edecek. Evet, kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız işinizle alakalı kötü giden birçok şeyde daha kendinizi ifade edip daha alımlı ve daha doğru süreçler sağlayacaksınız. Başarınıza başarı. Özellikle istifa etmek isteyen bazı ikizler burcu için haklarımı almadan asla bırakmak istemiyorum diyorsunuz. Haklarınızı alarak haklı şekilde kazancınıza kavuşacaksınız. Uzun süredir kendi işinize, kendi hayalleriniz vardı. Bunlarla ilgili farklı eğitimler alarak kendi işinizle ilgili eğitim süreciniz başlayacak. Kendinizi yeniden olgunlaştıracaksınız. Büyük kurumsalda farklı bir alana geçmek isteyen, devlete geçmek isteyenler için şunu demek istiyorum. Şu an için doğru bir süreçte değilsiniz. Eylül ayında bu kararı verirseniz daha sevinirim. Çünkü bulunduğunuz şirketin daha büyüme, daha sistemle evreye geçişi sağlayacak. Sizin oraya inancınız kalmadı, güveniniz kalmadı. Bazen güven tazelemek iyi geleceğini düşünüyorum. Bu ara özellikle kendi işini yapanlarda da yapacağınız gizli anlaşmalar, gizli ortaklıklar, süreçler size ekstra bulunduğunuz alanı büyütmenize, parasal anlamda yaşadığınız krizleri toparlamanıza yardımcı olacak. Şüphesiz bu hafta size güzel şeyler başlatıyor. Ortaklı iş yapanlar için de gizli ortaklıktan ayrılabiliriz. Ortağınızın size gizli yarattığı kaoslarla karşı karşıya kalabiliriz ve bazı borçlarla ilgili krizler yaşanabilir. Kendi sisteminize göre doğru yol alın ve bu sistemi kendi akışınıza sağladığınız takdirde kazasız belasız kurtulma var. Evet, şunu demek istiyorum. Eğitimle alakalı yapmak istediğiniz planlarınız, programlarınız, yeni oluşturmak istediğiniz düşünceleriniz var. Bu dönem doğru başlangıç içerisindesiniz ama hevesleriniz çok yüksek olduğu için her kursa, her enerjiye adapte olmak istediğiniz için bir şeye odaklanırsanız sevinirim. Kafanız o kadar yoğun ki her şeyi yapmak istiyorsunuz. Dil eğitimi olabilir, master'ınız olabilir, kariyerinizle alakalı eğitimler için doğru adımlar size mutluluk getirecek. Evet, bu ara sevgili ikizler için yurt dışından teklifler, beklenmedik fikirler söz konusu olacak. Özellikle bu kapılarınızda da şans var. Aşk konusunda kendinizi fazlasıyla doğru ilişkiye doğru adım atacaksınız. Sizi seven, size saygı duyan bir kalbe adım atacaksınız. İyi değerlendirin, yakın çevrenizde gözüküyor. Eski ilişkinizle alakalı hesaplaşma, yüzleşme döneminiz. İster yüzleşin, ister içinizdeki öfkeyi kusun diyorum. Evli çiftlerle alakalı bu ara birbirinizi anlamaktan çok devamlı konuşan bir ev enerjimiz var. Evdeki eşyalar bile konuşmaya başladı. Biraz daha sakin ifadeler, birbirimizi doğru anlayacağımız noktayı bulmamız lazım. Her geçen gün bu konuşmalar sertlik ve soğumaya doğru gidiyor. Birbirimize doğru yönlendirelim. Bu ara bir ilişki terapisti, yoga, meditasyon sizin enerjinize çok iyi gelecek. Yapmak istiyorsanız hadi bu enerjiye dokunun istiyorum. Sevgili ikizler, ailemize ait bazı çözülmesi gereken sağlık problemleri, özellikle büyüklerimizle ilgili bir check-up dönemi söz konusu olabilir. Ama evli çalışan çiftlerle alakalı eşinizin bir iş haksızlığına uğrama durumu gibi bir durum var. İşten çıkartılabilir. Dikkatli olun. Sevgili ev hanımları, evet, evin verdiği gerginlik, kendinizi dışarıda güneşle buluşturmak, yeni enerjilere katılmak istiyorsunuz ama kilolanmaya başladınız. Evet, bu enerjiyi dışarıda yürüyüş yaparak, spor yaparak enerjimizi düzeltelim. Çocuklarımızla alakalı yaşadığımız tartışmaları geride bırakıp çocuklarımızın eğitim hayatlarıyla alakalı çok az bir süreç var. Hala baskı yapıyorsunuz. Enerjilerinizi düz tutalım. Çocuklarımızın başarısında bir sıkıntı yok. Siz kendinizi geliştirin. Onların enerjisinden çıkın diyorum. Sağlık olarak diş eti iltihaplarımız, dişle alakalı yaşanacak krizlerimiz yoğun gözüküyor. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgili yengeçler, geçen hafta için gerçekten özür diliyorum. Dakikalar, hatlar birbirine karışmış. Kul hata yapabilir. Özür dilemek benden, bağışlamak sizden. Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı, sevgiyle kalmayı, saygıyla kalmanızı seviyorum. Çünkü benim takipçilerim gayet saygılı ve seviyeli. O ailem, yani o güzel YouTube aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Evet, Güneş İkizler Burcu'na geçişini 21 Mayıs itibariyle gerçekleştirmişti. Bu süreçte merhamet duygunuz, vicdani, acıma duygunuz,
Böyle herkese kapınızı açacak bir enerjiye sahipsiniz ama her merhamette zarar görüp canınızın yanmasına her zaman izin veriyorsunuz. Artık bu dönemi geride bırakırsak kendinize ait tutunan hayata merhaba deyin diyorum. 23 Mayıs itibariyle Merkür Boğa burcuna geri hareketini gerçekleştirecek. Mümkün olduğu kadar ertelemek istediğiniz işlerinizle alakalı çözülmesi gereken ekip arkadaşlarımızdaki yaşadığımız krizlerin birçoğunu çözme vakti. Eğer ki çözmediğiniz takdirde Haziran'ın ortaları ve ciddi anlamda sizi kasıp ve yıpratacak. Bunu bir an önce çözelim ve bu çözmemiz gereken en büyük pürüz diyorum. Bulunduğunuz noktada yeni değişim, beklediğiniz fırsatlar var. Bunlarla ilgili yönetici ve bulunduğunuz alanda insanlarla diyaloğu güçlendirmemiz lazım. Siz görünür noktaya doğru gidiyorsunuz ama cesaretiniz kırgın olduğu için adımlarda ürkeksiniz. Aman ürkek olmayın. 25 Mayıs itibariyle Mars Koç burcunda ilerliyor. Özellikle kariyer hayatınızda hem yoğun hem beyniniz çok yoğun olacak. Rahatsız edici insanlarla aramızdaki bağı çözme dönemimiz olacak. Yerde değişim, mekan değişimi, iş değişimi, yeni oluşumlar, yeni oluşturmaya çalıştığınız ve yurt dışı ile alakalı bağlantılarla ilgili çok hareketli bir haftaya geçiş sağlıyorsunuz. Mümkün olduğu sürece hızlı geçişler, bunları doğru görerek sistemin altyapısını oturtmak istiyorsunuz. Finansal, sağlık sektörü ya da büyük alanlarda çalışanlar için yönetim değişimi, koltuk değişimi ve bulunduğunuz noktaki değişimlerden tedirgin olmayın. Siz hak edilişin doğru evresine doğru gidiyorsunuz diyorum. Evet, şöyle bir durum var. 28 Mayıs'ta da Venüs Boğa burcuna geçtiği zaman dışarı çevreniz, yani aktif olduğunuz yakın dost, yakın çevre, yakın arkadaşlık, sosyal arkadaşlık, eğlence sektörünüzle alaka, renklilik, kendimizi bulmak, değiştirmek, yenilemek, hayatınızı canlandırmak, yeni yeni siz var etmek isteyeceksiniz. Bence buna çok ihtiyacınız var. Biraz hani anaç ve babalık ruhundan çıkıp özgür bir enerjiyi depolamaya ihtiyacınız var. Birçok dostunuzla ilgili uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınızla renklilik ve hoş sohbetler ve özellikle iş alanındaki bağlantıda eksik gördüğümüz dostlarımızla da yakın oluşumlar bizi daha sağlam işlere yön verecek gözüküyor. Aynı şekilde 29 Mayıs'ta Mars-Jüpiter kavuşumu gerçekleşecek. Mesela yurt dışı eğitimi ya da şehir dışı eğitimi ya da eğitiminizle alakalı yaşadığınız bazı krizleri toparlamak için, kendinizi bulmak için çok doğru bir süreç. Bunu da doğru noktada oluşturalım. Eğer ki ortaklı iş yapıyorsanız, bu işin altyapısını yurt dışına, toprak tarım alım alanında çalışıyorsanız farklı bölgelere ulaştırmak, kendi alanınızı büyütme fikirleriniz, maddiyat anlamında da yaşadığımız sıkıntıları yavaş yavaş geride bırakacağız. Parasal anlamda kendimizi daha güçlendireceğimiz noktada. Yani aslında geçmişe ait hataları bırakıp kendimizle buluşmak istediğimiz Yengeç burçları kendiyle daha buluşmuş, planlı ve programlı geçiş haftasının temel yapısını kuracaksınız. Şöyle söyleyeceğim. Çünkü bu 2016 ve 2014 yıllarındaki yaşadığımız duygusal ve maddi krizler bizim güven problemimizi çok fazla tetiklediği için inanmak anlamında zorlanıyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim. Bu dönem yapacağınız kendi işiniz, kariyeriniz, odaklanacağınız birçok şey için 2023 Haziran ayı artık siz çok güzel noktadasınız ve güçlenmiş noktadasınız ve kendinize ve Rabbime şükranlarınızı ileteceğiniz bir evredesiniz. Yalnız şöyle bir sorunumuz var sevgili yengeçler. Duygusal hayatımızda aşka açıksınız ama aşk kırgınlıklarınızdan kaynaklı yaşadığımız sorunları aynısını mı yaşayacağım? Fırsat vermeden aynı sorunları yaşayacağınızı bilemezsiniz. Alternatif enerji çok fazla var. Kendimizi bu noktada artık renkliliğe doğru atalım. Evet, uzun soluklu ilişkilerimizle alakalı bazı krizler, yaşanan problemleri iyileştireceğiz. Siz de karşı tarafın hataları ve sizin hatalarınızla birlikte doğru konuşmayı öğreneceğiz. Yakın teyze, kardeş, kız kardeş, abla, abi dediğimiz tanışmalar söz konusu.
evli çiftlerimiz, özellikle çalışan evli çiftlerle alakalı çocuk bakımı yardımcınız ya da anne ya da yeğenleriniz bakıyorsa, burada çocuklarla ilgili huzursuzluktan kaynaklanan, sanki evde otur da ben çalışayım mı? Hayır, eşiniz de çalışmalı, siz de çalışmalısınız. Çünkü bu evlilik çalışarak devam eder. Aynı evde yaşarsanız bu evlilik biter. Bu ara boşanmayla alakalı uzun süredir mahkemesi olan sevgili yengeçler için bence ilişki terapisti, ilişkinizle alakalı yaşadığınız sorunları sizin de farkında. Yol ayrımı sizin için daha sağlıklı diyorum. Sevgili gençler, eğitime çok az kaldı. Odaklanıyoruz. Şans sizin, enerjinizde çok fazla var. Gergin dönem. Venüs boğada. Artık siz halledemeyeceğiniz hiçbir sıkıntı yok. Alabildiğiniz kadar enerjinize kilitlenin. Mutluluk enerjisiyle başaracaksınız. Sevgili ev hanımları, bu evdeki yerde sürünen halılar, parkeler ve özellikle mutfak yenileme gibi bir niyetimiz var. Hadi kırın, yenileyin, mutlu olun diyorum. Sağlık olarak gözlerle alakalı, göz görme, yakını görmeyle alakalı pürüzler ve özellikle son zamanlarda egzamalarımız gündeme gelebilir. Dikkatli olunuz efendim, hoşça kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Tabii ki 21 Mayıs itibariyle Güneş İkizler Burcu'na geçişini yaptı. Özellikle bu ara ani kararlar değiştirmek, fikir değiştirmek, şunu yapmak, biri değerlendirip o birini değerlendirmemek arasında çok fazla kariyerinizle alakalı kararsız kalabilirsiniz. Bulunduğunuz noktayı da kendinizi ispatlamak adına kararsız kalabilirsiniz. Şu an bulunduğunuz nokta sağlam. Mümkün olduğu kadar zarar vermeden bu noktaya odaklanmamız gerekiyor. Unutmayın lütfen. 23 Mayıs'ta da Merkür Boğa Burcu, yani ikizlerdeki retro Boğa Burcu'na geçişini tamamlayacak ve 26 Nisan'a kadar devam edeceği için hayatımızla alakalı gözden geçirmemiz gereken özel hayat, ilişki hayatımız, evlilik, eş, sevgililik dediğimiz hayatı bir gözden geçirelim. Biraz ilişkimize karşı yaşanan krizleri biraz daha düzeltelim. Takıntılarımız, pürüzlerimiz, takıntı yaptığımız birçok şeye odaklanıp bunları çözmemiz gerekiyor. Unutmayalım lütfen diyorum. 25 Mayıs'ta da Mars Koç burcuna geçişini tamamlayacak ve bu şu demektir: iş kariyerinizle alakalı birçok etkinlik, yoğun tempo, yoğun koşturma, gelen olarak kariyer hayatınızla alakalı beklenmedik değişiklik, hızlı ve ani oluşacak olayların mutluluğunu tadacaksınız. Mesela devlete girmek istiyorsanız bu fırsatınız gelecek. Bir kurumsalı değiştirip daha büyük bir kurumsala geçmek istiyorsanız bu kapılarınız için çok olumlu diyaloglar ve destekleyici diyaloglar olacak. Bence gücünüze güç katacağınız bir noktadasınız. Ve bulunduğunuz yöneticiniz, patronunuz fazlasıyla sizi destekleyecek ve projelerde daha isim ve daha oluşturmak istediğimiz alanlarda da zirve noktasına doğru gideceğiz. Bence yıldızın en parlağı sizin üzerinizde, gözünüzü dört açın diyorum. Bir de şöyle bir durumumuz var. 28 Mayıs'ta Venüs Boğa'da yönetim akademisyenlik alanında da işle alakalı katılımları uyarmıştım zaten. 29 Mayıs'ta da Mars-Jüpiter kavuşumu gerçekleşecek. İşiniz, kariyerle alakalı da bitmesi gereken tüm evrakları teslim etmek için o gün daha enerjinizin yüksek, o gün daha fırsatları ve kendi gücünüzü bulmaya yardımcı olacak. Devletten konum değişimi, devlete girmek istiyorsanız fırsatlarımız var dedim. Kendi işini yapmak isteyenler için şu an için risk para harcamalarınızla ilgili korkularınız var. Mümkün olduğu kadar parasal evrenizi hesaplayın. Kredi borcunuz, banka borcunuz, uzun süredir elinizdeki borçlarla ilgili bir plan programla ilgili yapacaksınız. Alacaklarınızla alakalı beklentileriniz var. Bunlar Haziran ortası gibi gelebilir ama ortak iş yapacaksanız start veriyorum. Yapın, yapmak istediğiniz iş başarıya odaklı doğru gidiyor. Özellikle işsizsiniz ve hala iş pürüzü yaşıyorsanız ve iş mahkemenizle alakalı beklediğiniz haberler sizin için olumlu olacak. Zafer sizin aydınlığınızda, bu zafer kazanılacak gözüküyor. Biraz aşk konusunda biraz daha kendimizi denetlemek ve kendimizi yargılamak ve ilişkiyi zorlamamak adına bilinçli hareketlere doğru geçiş yapıyoruz. Eski ilişkilerinizle alakalı beklentiler geride kalıyor. Yeni enerji, yeni tanışma,
tanıştırma, ortak gideceğiniz noktalarda güzel tanıştırmalar var. Fırsat vermek lazım. Sizin değerinizi yakın dönemde bilecek bir ilişki söz konusu. Bu ara nişanlanan, gün tarih belirleyen çiftlerimizde de bir telaş, bir kaygı, bir bozuntu. Ay biz bunu nikahı Haziran'da yapacak mıyız, edecek miyiz? Gayet rahat ve maddi olarak hiçbir kriz yaşamadan çözeceksiniz. Endişe etmenize gerek yok diyorum. Evli çift ve çalışan evli çiftlerimizle ilgili özellikle hanımınızın işiyle alakalı krizler ve eşiniz, hanımınız işi bırakabilir. Aynı şekilde siz de bu evdeki iş stresinden kaynaklı işe odaklanamayabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar evde konu iş konuşmalarını bu ara kenara bırakalım. Birbirimize ait eksik enerjimizi toparlayalım ki evdeki bu iş kaosu geride kalsın. Özellikle iki erkek çocuğu olan sevgili aslanlar için ev alımı, yatırım kararı ve güzel bir noktada ev sahibi olacaksınız. Hayırlı olsun. Aracınızla ilgili ufak tefek kazalar söz konusu olabilir. Aman dikkat! Boşanma fikri olan çiftlerimizle alakalı noktada da avukatlar yüzünden kaynaklanan pürüzler ilişkimizle alakalı noktayı biraz geride tutabilir ve bu yüzden de boşanmada biraz daha riskler var gözüküyor. Özellikle yurt dışına yerleştirmek haritanıza baktım. Özellikle 29 Mayıs'taki Mars-Jüpiter kavuşumu sizin yurt dışı ile ilgili çok güzel önemli açıların ve bu başlangıçlar sizin kalıcı iş kariyerinizle hem aynı şekilde gideceğiniz noktada aşkı bulmanıza da yardımcı olacak. Gözünüzü kapatın, seyahatlerinize başlayın diyorum. Ev hanımları bu ara en önemli şey badana boya değil de duvar kağıdı yapmak. Hani bir yeri salonu mutfağa çevirmek. Salon salomaş tarzında bir fikriniz var. Hadi bakalım. Siz de salonu büyütmek amaçlı mutfağı kırıyorsunuz ama çok fazla yemek yaptığınız için koku evin içine ona göre doğru hani ne deriz? Doğru koku alıcı sistemleri doğru kurmanız lazım. Çocuklarınızla alakalı baskıcı yönünüz biraz fazla, kurallar fazla. Çocukları özgür bırakmanızı istiyorum. Sağlık olarak saç dökülmesi, egzamalarınız, hani deriz ya kaş strese dayanı, vücutta kaşıntıya dayanı, ne deriz ona böyle kabarır ya, bu tarz pürüzlerimiz çıkabilir. Dikkat edin diyorum. Aile büyüklerimizle ilgili miras konuları konuşulacak çok konu var. Boş verimli halleri varsa görsün. Onlarla uğraştıkça kendi işiniz, kendi kariyerinize odaklanamıyorsunuz. Hadi bakalım, güzel haftalar. Sevgili Başaklar, geçen çok hatalar yapmışım. Yine özür diliyorum. O kadar dikkat etmeme rağmen. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçti. Unutmuyoruz. Bu geçiş iş hayatımızla odaklanacağımız tüm pürüzleri iyileştireceğiz. Doğru değerlendirme. Yani bu sistemi bu kalemle doğru değerlendireceğiz. Her şeyi gözden geçireceğiz ve odaklanacağımız bütün işler için başarı ve yeni anlaşılacak projeler yapacağınız ya da büyük bir finans alanındaysanız yapacağınız işlerde ödüllendirilme, hakkınıza ait paralar ve birikmiş borç, verilecek borçlar ya da biriken primleriniz için ödüllendirme evreniz var. Unutmayın. 23 Mayıs'ta Merkür Boğa hattında retroya geçişine devam edecek. Beklenmedik eğitim seyahatleri, iş gereği seyahatleriniz, hiç beklenmedik tekrar edebilecek yolculuklarımız biraz canımızı sıkabilir. Ama gideceğiniz iş seyahatlerinde başarı ve başarılı bir şekilde geri dönüş yapacağınızı gösteriyor. 25 Mayıs'ta Mars Koç burcunu geçişini, bu geçişte özellikle sağlığınız, sağlık eviniz biraz sizi zorluyor. Ateşli hastalıklar, alerjik hastalıklardan kaynaklı sıkıntılarımız söz konusu olabilir ve ailemize ait miras, mal, bu aralar bu konuşmalar tavan yapacak. Yani ne kadar onların hayatına dokunmak isteseniz de mümkün olduğu kadar zorluklar yaşayabilirsiniz ve bu zorluklar biraz yıpratıcı, biraz yoğun olacak. Mesela ailemizde sigorta, vergi, ıvır zıvır ne borcumuz varsa, ne davalar varsa çözülmesi gerekiyor. Çözülmediği takdirde ekstra faizler, ekstra avukat masrafları, ekstra yoğunlaşacak. 28 Mayıs itibariyle Venüs Boğa burcuna geçişini yasal süreçlerle alakalı destekleneceğiniz, bu çözülmesi gereken konularla alakalı daha bilinçli hareketler sağlayarak başlamak istediğiniz davalarda hak kazanacağınız gözüküyor. Bence gözünüz aydın. Ama 29 Mayıs'ta Mars-Jüpiter kavuşumu özellikle sizin yeni işleri, yeni anlaşmalı işlerde başarılı olacağınız, yeni iş ortağı, yeni işe başlamak,
kendi alanınızla alakalı birçok noktayı en iyi şekilde ispatlamaktır. Kurumsalda yeriniz belirlenecek. Kurumsalı terk etmek istiyorsanız doğru kurumsaldan teklif. Devlete geçmek istiyorsanız ve farklı bir şehre geçmek istiyorsanız bu imkanları zorlayarak yolculuğunuzu başlatacaksınız. Kendi işinizle ilgili parasal problemleriniz varsa bunlarla ilgili destekleyerek işinizi kapatmak yerine büyütme. Toprak, tarım, arazi konusunda bazı projeleriniz varsa bu Haziran 15'e kadar bunların altyapısını yapacaksınız ve büyük bir aydınlığa kavuşacaksınız. Yalnız çok yakın bir dostunuzun yalan söylemesi canınızı yakabilir. Buna da hazırlıklı olmanızı istiyorum. Çünkü bazı konularda güvendiğiniz kişi biraz sıkıntı yaratabilir. Evet, yurt dışı ile ilgili yerleşmek, yurt dışından ev almak ya da şehir dışından Akdeniz ya da Ege tarafından yatırım yapmak isteyenler şimdiden araştırmaya başladınız. Mirasınızdan gelecek, aile köklerinizden gelecek bu para ya da bu toprak konusunu farklı bir yerde değerlendirmek istiyorsunuz. Bu doğru bir karar. Hayırlı olsun. İlişkiler konusunda da egzersiz yapmaktan yorulmadınız mı? Aynı tempoda, aynı enerjide, aynı kaosta. Egzersizi değiştirelim. Pilates yapıyorsanız yüzmeye gidin. Yüzme yapıyorsanız dağ yürüyüşü yapın. Dağ yürüyüşü yapıyorsan rafting yapın. Rafting'den sıkıldıysanız tenis yapın. İlişkiye ihtiyacınız var. Gerçek ilişkiye ve sevilmeye. Sizin için çok tatlı gideceğiniz seyahatler ya da yapacağınız görüşmelerde yenilikler, tanıştırılmalar var. Mümkün olduğu kadar herkesi tanıyın, herkesle konuşun, doğru kalbe dokunuşunuz var. Eski ilişkinizle alakalı yaşadığınız kırgınlıklar içinize yara gibi oturdu. Artık onunla yara artık kangren oldu. Siz bu kangrenle hala mücadele ediyorsunuz ama mücadele ettiğiniz hayat sadece sizin yaşınızdan ve zamanınızdan gidiyor. Ne kadar daha sabredip o enerjiyle yol alacaksınız bilmiyorum. Aileyle alakalı ortak işiniz varsa işinizle ilgili büyük teklifler var. Doğru değerlendirin. Bu arada adını koyamadığım ilişki olur ya, var ve yok arası. Sevgilim seviyor mu, sevmiyor mu, istiyor mu? Böyle adını koyamadığımız flörtlerimiz söz konusu. Farkında olmayarak bu flörtleriniz ciddiyete doğru gidebilir. Aynı evde yaşama kararı içerisinde olma ihtimali, hareketleri var gözüküyor. Ciddi ve uzun soluklu ilişkilerde bazı seyahatler, kıskançlık seyahati. Eşiniz, ilişkiniz mesela Marmaris'te işe gidiyor. Senin gözün kimle gidecek? Ya da hanımınız, kız arkadaşınız bir yere, nereye gideceksiniz amacı? Bu tarz saçmalıklardan çıkarsanız güven probleminizi daha tazelersiniz. Evli çiftler için, çalışan evli çiftler için özellikle çocuklarınızla alakalı krizler, yasal problemlerle ilgili yaşanacak evde konuşmalar çocuklarımızı çok fazla tetikliyor ve mutsuz ediyor. Bunları bir an önce daha sakin şekilde iyileştirmeye ihtiyacımız var. Yaşanan sorunları dışarıda evde tatlı tatlı mısır patlatarak çocuklarımızla keyifli vakit geçirelim. Eğer lise ve üniversite öğrencisi evladınız varsa gayet başarılı. Bu sırada onunla birlikte dışarıda yemek yemek, sohbet etmek, onu dışarıda enerjisini dağıtmanızı öneriyorum. Ev hanımları, anam sizin bu nevresim, hani nevresim altındaki nevresimleri yıkamak, tekrar gardırop düzenlemek, onu indir bunu indir olayınızdan bıkmadınız mı bilmiyorum ama hadi hayırlı olsun. Gardıroplar boşanacak, ayakkabı dolapları boşanacak, küçük banyo yeniden tamir görme ihtiyacı var. Böyle bir yoğun temponuz var ve özellikle uzun süredir boşanmayı bekleyenler için de hayırlı olsun boşanmanız. Doğru haklarınız alınacak. Sağlık olarak iç kulak, orta kulak sızıntılarımız var. Bu özellikle nodüllerimize hareket edebilir. Dikkatli olun. Hoşça kalın efendim. Sevgili teraziler, geçen hafta hatalar üstüne hatalar yapmışım. Hepinizden çok özür diliyorum. Aile affetmek için var. Ben hepinizden özür diliyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçişini tamamladı. Eğitim ve yolculuklarınızla alakalı beklenmedik teklifler, beklenmedik projeler, beklenmedik noktalarda uzaklardan gelecek teklifleri gözden geçirin. Bu teklifler özellikle iş alanınızla alakalı noktada çok büyük bir başarı ve sizi güçlenmeniz için destekleyecek. Unutmayın. 23 Mayıs itibar. Merkür Boğa Burcu'na geçeceği için özellikle radikal karar verdiğiniz,
ve alışkanlıklarınız, bağımlılıklarınız, bağımlı olduğunuz noktalarla ilgili planlamaya. Mesela sigaraya, alkole, ne bileyim borcunuz varsa ödemeyeyim, sonra öderim, bağımlılıklarınız varsa bunları bir düzene oturtmamız gerekiyor. 25 Mayıs itibariyle de Mars Koç burcu hareketine geçişini sağlayacak. Bu süreçte ortaklı bazı konularda hırlama, tartışma, kaos, bunlara açık olmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar bu süreci tatlı dilli, tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Doğru dengeleyerek toparladığımız takdirde ortaklı ve yapacağımız işlerde risk yok. Unutmuyoruz, unutmayın. 28 Mayıs'ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. Özellikle maddi konularda çok şanslı olacağınız, beklenmedik noktalardaki gelecek paralar, eşinizle ilgili yaşadığımız ortaklı paralarımız, ailenize ait ortaklı nokta ya da ortak işlerdeki gelecek kazançlar size ekstra gülümsetecek, kahkaha atacaksınız. Kahkahanız parayla bol olsun diyorum. Ve de 29 Mayıs Mars-Jüpiter kavuşumu gerçekleşecek. Eğitim konunuzla alakalı değil, özellikle finansal konularınızda daha büyük teklifler, hiç beklenmedik yurt dışı iş ve finansta çalışanlar için veya hostessiniz, pilotsunuz, farklı alanlarda çok güzel teklifler ve para kazancınızla alakalı büyük sözleşmeler, büyük imzalar karşınıza gelecek ve bu fırsatları mümkün olduğu kadar doğru görüp doğru imzalar atmanızı gerektirdiğini uyarım. Kurumsaldaysanız bu dönem böyle güzel, gergin ama güzel başarılar ve ekip arkadaşımız ve iş alanındaki yönetimle alakalı keyifli. Eğer mimarsanız, tasarımcıysanız çok güzel projeler imza atacaksınız. Eğer ki alım satım sektörü, tekstil sektöründe çalışıyorsanız ihracat alanınızda çok büyük renklilikler, kazançlar söz konusu olacak. Ortaklı işlerde verimli kazançlar dedim. Kendi işinizle alakalı kapatmak, yeni iş yapma düşünceniz varsa gözünüzü kapatın. Burası artık risk evresine doğru gidiyor. Cebinizden yemeye başladı. Yeni iş projeniz, bulunduğunuz alanı yenilemek size iyi gelecek. Bu ara en önemli şey şunu uyarmak istiyorum sevgili terazi burçları. Ailenize olan sevgi değeriniz ölçülecek. Anne, baba, kardeş, eş, çocuklar sevgi eksikliği hissediyor. Lütfen çocuklarınıza, lütfen ailenize, lütfen sevdiklerinize sevginizi ifade edin. Bu ara işiniz, para hesaplarınız, biriken bazı projelerle alakalı çok yoğun olduğun için onlara sevginizi gösteremediniz. Hadi onlara sevginizi gösterin. İlişkisiz olan sevgili takipçilerim için şunu demek istiyorum. Sevgili danışanlarım şunu demek istiyorum. Düşüncelerinizde mantıklı ve doğru ilerlerken bu ara karşı tarafın giyimi, kuşamı, konuşma, eğitim konularına takılacağınız için seçmekte zorlanabilirsiniz. Yani kendi kültürünüze ait insanı arıyorsunuz. Ne kadar eğitimli olsa da aile kültürüne daha yakın insan aradığınız için seçmekte zorlanıyorsunuz diyorum. Bu ara kredi borçlarımızla ilgili değil de mesela kendimizi özel sigorta yaptırabiliriz. Aracımıza farklı bir sigorta yaptırabiliriz. Araç alabiliriz. Aracımızı sigortalamak zorunda kalabiliriz. Bunlar yani geçmişe ait borçlardır. Yeni oluşturacağınız borçları da sistemi oluşturun diyorum. Aşk konusunda renklilikler var, heyecan var. Özellikle tatil, seyahat, bir deniz enerjisi çok fazla yoğun. Ve bu ara eksik olan cilt lekelenmelerimiz, sivilcelerimiz, özellikle ciltten kaynaklı alerjik reaksiyonlar biraz bizi mutsuz etmiş olabilir. Estetisyen ya da cildiyeciye koşturma enerjiniz var. Hadi hayırlı olsun diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı da uzun süredir eşinizin işle ilgili haberini bekliyordunuz. Bu hafta bu haber gerçekleşecek. Sizin çalıştığınız ortamdaki gergin alan bitip daha enerjik bir döneme geçiş sağlayacaksınız. Hatta sizin de beklediğiniz bir konumla ilgili bir değişim evreniz var. Daha buna vakit var diyorum. Evinizde çocuklarınızla alakalı noktada sevgiyi ifade edeceksiniz. Onların sesinin gerçekten sevginize ihtiyacı var. Siz mümkün olduğu kadar bu enerjiyi fazlasıyla geride tuttunuz. Evlenmek, evlilik planı olan çiftlerimiz yaz ayının geçmesini ve özellikle belirsiz giden işinizle alakalı noktanın netliğine kavuşmak istiyorsunuz. Bu da iyi olacak. Ev hanımları bu ara çocuklarınızın eğitiminin dağınık olduğu, onlara baskı bıt 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 konuştuğunuz, kural koymaya çalıştığınızı mümkün olduğu kadar bir yürüyüş yapın. Çocukların üstüne gitmeyin, onlar başaracak. Lütfen sakin olun.
Bir de şunu demek istiyorum. Evinizle ilgili binadaki aile binası ya da yakın akraba binasıysa bu binadan böyle yaka silkerek gitmek isteyen güzel takipçilerim, hadi hayırlı olsun, eşiniz ikna oldu, gideceğiniz yolculuk hayırlı. Boşanma davası olanlar, mümkün olduğu kadar kocamı boşamayacağım ya da hanımımı, devam edecek. 3 yıl, 5 yıl devam edecek bu şekilde. Ama artık mutsuz olup artık kurtulmak istiyorum diyenler anlaşmaya gidin. Yoksa bu ilişki çok uzun soluklu strese oluşturabilir. Mutlu kalın efendim. Sevgili akrepler, nasılsınız güzel ailem? Geçen hafta çok hatalar yapmışım. Çok özür diliyorum. Kafam neredeydi bilmiyorum. Güneş İkizler Burcu'na 21 Mayıs itibariyle geçti. Bu en çok bizim hareketli bir dönemde olacağımızı, renklilik, yani ortak alanda renklilik, eşimiz, iş alanımız bulunduğumuz noktada gayet keyifli ve güzel bir süreç yaşayacağınız gözüküyor. 23 Mayıs itibariyle de Merkür Boğa Burcu'na geri retro hareketine devam ettirecek. Bu da ilişkilerle alakalı, sevgili, aşk, flört, evlilik, yani özel hayatımızla alakalı ortak kararlar almakta zorlanma, çekişme, tartışma, kaos, kaoslarla alakalı mücadeleyi temsil eder. Zafer kimin? Artık o sizin kararınız diyorum. Geçmiş ola. 25 Mayıs itibariyle de Mars Koç burcunda devam edeceği için iş hayatınızla alakalı yaşanan krizleri görmek için çok doğru bir dönem. Ama o kadar stresli ve o kadar gerginsiniz ki bilinçaltınız evde yatarken bile iş düşünüyor ve beyin enerjimizi sakinleştirmeye ihtiyacımız var. İş hayatınızla alakalı, evet, rakip gördüğünüz ve iş çevrenizde size rakip olacak birçok insan var. Ayağınızı kaydırmaya çalışan birçok insana dikkatli ve temkinli devam etmeniz gerektiğini de uyanıyorum. Uyanıyorum değil, uyarıyorum. Özellikle kurumsal derseniz çok ciddi rakipleriniz var ve çok zorlanacaksınız. Herkes daha büyük başarı. Herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Siz konuşuyorsunuz, o konuşuyor. Böyle laflar birbiriyle çarpışmalı şekilde dönüyor. Kimseyle muhatap olmayın. Şu geçişi doğru tamamlamamız gerekiyor. 28 Mayıs itibariyle de Venüs Boğa burcunda geçişi sağlayacağı için özellikle yeni ortak iş düşünceniz varsa, yakın dostunuzla böyle planlarınız varsa, dönüşüm alanında planlar yapıyorsanız çok doğru bir karar. Hemen ortaklı imzanızı yapın. Bu ileride sizin sözleşmeleriniz, başarılarınız çok büyük bir güç ve olumluluk katacak ve kendi hayatınızı yeniden geliştirmiş, yeniden hayata geçirmiş olacaksınız. 28-29 Mayıs'ta Mars Jüpiter kavuşumu. Bu konularda özellikle şöyle söyleyeceğim. Yurt dışında çıkıp çalışmak istiyorsanız aksilikler olabilir. Bizde evrak, ıvır zıvır konularımızla alakalı ciddi krizlerle karşı karşıya kalabiliriz. Şimdiden çözmeniz gerekiyor. Mayıs ayı gitmeniz gereken yolculuklarda ciddi krizler var. Vizeniz ya da pasaportunuzun süresi, vizenizin süresi bitmiş olabilir. Yanlış imza atılmış olabilir. Havalimanından geri dönmek zorunda kalabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Ama özellikle rakip iş yaptığınız kişiler sizin işinize zarar verebilir. Rakiplerinizin neler yaptığını gözden geçirin. Aynı taktikle devam etmenizi istiyorum. Özellikle serbest bir meslekte pazarcıysanız, dışarıda satışlar ya da dışarıda reprezentant olabilirsiniz. Farklı satışlar üzerindeyseniz emlak danışmanı olabilirsiniz, danışan olabilirsiniz, astrolog. Bu ara işlerinizle ilgili gelecek paraları doğru yatırımlarla ve borçlarınızla ilgili değil de doğru yatırımlarla yön alırsanız büyük kazançlar, büyük fırsatlar var ve siz güzel güzel kazanmaya devam edeceksiniz. Aile büyüklerimizde özellikle anneanne, teyze, dayı, anne soyundan sağlık problemi, ani ameliyatlar gündeme gelebilir. Bunlar bizi sıkıntıya düşürebilir diyorum. Bu ara yakın iş çevremiz, yakın dostlarımız, yakın arkadaşlarımızla konuşma üsluplarımızda biraz dalgacı, alaycı tavırlarınız var. Mümkün olduğu kadar bunları da dengelemek gerekiyor. Eski ilişkim değil de böyle daha ondan önceki ilişki özleminiz var. Sanki şu anki ilişkinizi geçmiş ilişkinizle özleştirdiğiniz için biraz ilişkinize konsantre olamamış olabilirsiniz. Bu ilişkiye veda edin, canınız sıkılıyor. Eski beklentiniz varsa da mesaj,
Onunla ilgili Instagram ya da sosyal medyadan gelecek bazı haberler canınızı sıkabilir. Bu ara yazmaya merakınız varsa, yazar olmak istiyorsanız ya da bu tarz eğitimler almak istiyorsanız gözünüzü kapatın, yapın. Çünkü sizin böyle bir enerjiniz var. Evli çift ve çalışan çiftler için yurt dışı ile ilgili beklediğiniz teklif olumlu ya da şehir dışından gelmesini istediğiniz evraklar olumlu, bir sıkıntı yok. Şu an evli çiftlerde iş aynı rutinde ama alacaklarınızla ilgili biraz daha beklemeniz var. Sabırlı olmanızı istiyorum. Özellikle çocuklu olan sevgili akrep burçları için üniversite telaşı ya da lise ile ilgili yaşanan krizler, toplantılarda çocuğunuzla ilgili gergin konuşmalara, çocuğunuza gereksiz bağırmalarınız, bir psikologla bunun altyapısını oturtmamız daha sağlıklı. Özellikle çocuk tedavisi düşünen sevgili takipçilerim, bu dönem doğru ve hayırlı bir dönem. Şimdiden tedaviniz hayırlı olsun. Ev hanımlarım, böyle müstakil bahçeli ve içinde domates, salatalık, biber ekeceğim modundasınız. Evet, o bahçeli ev sizin hayatınıza doğru geçiyor. Bir de ailenize ait müteahhite gitmesi gereken bir mal ya da dayılarınızla alakalı mal kolları tekrar gündeme gelebilir. Can sıkıcı konuşmalardan uzak durunuz diyorum. Sağlık olarak özellikle bağırsak enfeksiyonları değil de mide asitlerinden kaynaklı gaz problemimiz olabilir. Bunları bir kontrol edelim. Bunlar biraz sıkıntı olacak. Hani bağırsak, yani kendimizi kasarken vücudumuzu rahatlatamayabiliriz ve kaslarımız sıkıntıya düşebilir. Mutlu kalın efendim. Sevgili yaylar, güzel ailem. Geçen hafta hep karıştırmışım. Çok özür diliyorum. Bu hafta daha böyle size detaylı girdim. Özür dilemek amaçlı. Aileyiz. Hatasız kul olmaz. Abone olmayı, beğenmeyi, mutlu olmayı, bizle kalmayı unutmayın. Evet, 21 Mayıs'ta sevgili takipçilerim, Güneş İkizler Burcu'na geçişini tamamladı. Ve 23 Mayıs'ta Merkür Boğa Burcu'na retro geri hareketini devam ettiriyor. 26 Nisan sonrasındaki 26 Nisan'a kadar alacağınız kararlar bizi biraz daha stresli, gergin yaratabilir. Ve bu evrede de kendinizi zorlayabilirsiniz. Eski iş arkadaşlarınızdan gelecek teklifler size mutluluk yaratabilir. Eski işinizden iş bekliyorsanız olumlu görüşme olabilir. Eski yöneticinizden toplantı bekliyorsanız olumluluklar var. Tekrar işe girmek istiyorsanız, iş hayatınız olsun istiyorsanız, çalışma hayatınıza tekrar var olma döneminiz. Hadi hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. 25 Mayıs'tan Mars Koç burcuna geçişini tamamlayacak. Çocuklar, çevre, özellikle eski dostlarımız, eski arkadaşlarımızla çok koşturmalı konuşmalar, diyaloglar, sosyal çevre, sosyal oluşum. Biraz stresli mi? Oldukça odaklandığınızda eski olan özlem ve konuşmalarınız sizi tekrar renklendirecek. Lütfen karşı tarafı dinleyin. Enerjinize enerji gelecek diyorum. Korkmanıza gerek yok. 28 Mayıs'ta Venüs Boğa Burcu'na geçişini tamamlıyor. İşinizle alakalı bitmesi gereken evraklar, tamamlanması gereken konular, yeni projeler, yeni oluşumlar için bazı toplantılara dahil olacağız. Sorumluluklarınızı artacak. Daha büyük projelerde ve yurt dışı ile ilgili siz yurt dışında göreve gidebilir ve bu konularla ilgili evraklarınız hazırlanabilir. Hadi hayırlı olsun. Hayali olan ve yurt dışına gitmek isteyen birçok iş alanındaki sevgili yaylar için bu eğitim de olabilir. Bu kapınız destekliyor. Çok rahat bir şekilde geçişiniz sağlıklı olacak. Özellikle 29 Mayıs'ta Mars-Jüpiter kavuşumu. Tekrar bir eğitim ya da çocuklarınızla alakalı yaşanan eğitim krizlerini çözmek için çok doğru bir süreç. Yani onların hatalarını önlem alabilir, onların bağımlılıkları, onların yakın dost, arkadaş çevresini gözden geçirmemiz gerekiyor. Yanlış hatalar yaparak çocuklarımızın yanlış yolda olduğunu görebiliriz. O yüzden çocuklarımı gözetim altına alacağız ve hatalardan uzak durmamız gerekiyor. Bu ara aile bireyleri, anne, baba, çocuklar evde yoga yapmak, pilates yapmak, yani onlarla çok keyifli, aktif noktalarda buluşacağız. Sinema, mısır patlatmak ev enerjimize ve evliliğimizdeki hataları görmemize yardımcı olacak. Ben özellikle de aşık olmak istiyorsanız sevgili yaylar, gökyüzü sizi bu konuda biraz geçmişle ilgili destekleyecek. Geçmiş insanların size yaptığı hataları tekrar aynı hatalarla kabul edeceksiniz.
eski ilişkiniz size adım atıyor. Hadi şimdiden hayırlı olsun. Evlenme planı ve evleneceğiniz insanla ortaklı iş kapınız varsa da bu planladığınız ortaklı iş hem evliliğimizi doğru destekliyor hem de yapacağımız işin doğru kapılarını oluşturacaksınız. Evliliğinizde hayırlı olsun. Bu dönem evlilik telaşı, özellikle yaylar devamlı sözleniyor, evleniyor, nişanlanıyor, mekan, yer, alan beğenme noktanız var. Ve ailede evde kaldı asla evlenemez dediğimiz kişide bile kısmet enerjisi hayırlı gözüküyor. Özellikle çalışan evli çiftlerimiz için çok koşturmalı bir dönem olacak. Yani işinizle alakalı evde de devam edeceğiniz işler aynı şekilde eşinizin eve iş geçirmesinden kaynaklı biraz da yorgun enerjimiz söz konusu olacak ama bu döngüyü doğru değerlendirdiğinizde masallarınız hayırlı ve birlikte ortak fikri olan eşinizle ortak bir iş yapmak istiyorsanız eşinize çok güvenin. Doğru bir insan, onunla yapacağınız iş gerçekten hem maddi olarak hem de yeni çevre hem yeni oluşum sağlıklı olacak. Özellikle tarım, toprak, arazi, hayvancılıkla uğraşan sevgili yaylar için biraz ekonomik anlamda borçlarınızla ilgili tedirginlikleriniz olabilir. Sizi çok fazla yıpratıyor olabilir. Özellikle Haziran ve Temmuz ayı bu konuda daha rahat, daha verimli bir nokta olacak. Bence bu noktamızı toparlamamız gerekiyor. Evet, evli olan çiftlerimizle alakalı noktada da bu ara boşanmaktan çok yatırım, alacağımız yenilikler, yapacağımız alanlarda çok güzel aydınlanmalar söz konusu olacak. Bu da bizi mutluluğa katacak gözüküyor. Yalnız sağlık konusunda estetik düşüncesi olan ve cildinizle alakalı rahatsız, göğüs estetiğiniz, karın gerdirmek, bu şu an bu doğru zaman ya da göz üstünüzdeki bazı krizleri aldırmak isteyebilirsiniz. Bence şu an bunu yapmayın. Bunun için biraz daha vakit var. Doktorunuzla konuşun, bunu öyle çözün diyorum. Kurumsal ya da devlete geçiş yapmak isteyen için güzel fırsatlar var. Ama uzun süredir özellikle 2021'in 5. ayından bu yana çözmeye çalıştığınız yasal, mahkeme, miras konularımızla alakalı daha uzun soluklu olacak mücadeleye devam. Bu ara bol bol seyahatleriniz, bol bol gezeceğiniz noktalar söz konusu. Bu ara ev hanımları, eşinizden sürpriz hediyeler, yenilikler sizi mutlu edecek güzel oluşumlar var. Tadını çıkartın istiyorum. Boşanmayı düşünenler hadi hayırlı olsun, gözünüz aydın. Ve uzun süredir de tüp bebek tedavisi içerisinde olan çiftlerimiz biraz yıpranmış. Biraz sakin olalım. Rabbim öyle bir enerji veriyor. Eylül, Ekim sizin için daha sağlıklı gözüküyor. Araç alımı, araçla ilgili konularımız yoğun. Sağlık olarak özellikle fıtık, göbek fıtığı, karın fıtık ya da dalak ile alakalı sıkıntılarımız olabilir. İhmal etmeyin efendim. Sevgili oğlaklar, geçen hafta yanlışlar yapmışım. Hepinizden tek tek özür diliyorum. Kusura bakmayın. Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Sevgili oğlaklar, 21 Mayıs itibariyle Güneş İkizler Burcu'na geçtiğini hatırlatarak ve özellikle iş hayatınızla ilgili noktada beklentilerinizin çok yüksek olacağı bir hafta. 23 Mayıs Merkür Boğa Burcu'nda geri hareketine devam edecek ve bu alanda da tekrar eski konularımızla alakalı çözmemiz gereken evraklar gündemimize gelebilir. Bunlarla alakalı noktaya odaklanmamız gerekiyor. 25 Mayıs itibariyle de Mars Koç burcuna geçecek ve bu süreçte ev alımı, ev alanınızda güvenlik alanınız, yatırım anlamındaki planlarımızı daha rahat planlı şekilde yapacağız. 28 Mayıs'ta Venüs Boğa Burcu'na geçişini ilişkilerinizle alakalı destekleyecek ve bu kalıcı ilişkiyi bulmamıza çok fazla yardımcı olacak. 29 Mayıs'ta da Mars-Jüpiter kavuşumu. Bu kavuşumda şunu demek istiyorum. Yeni yerleşmek istediğimiz ev, yeni gitmek istediğimiz alanlar ve yeni fırsatlar, hayatımıza gelişecek güzel değişimlere kucak açacağız ve bu bize rahatlatacak. Kurumsal alanda çalışıyorsanız ve büyük bir devlet kurumsal içerisinde bağlantılı işlerle alakalı bulunan bazı krizleri önlemek için çok doğru bir hafta. Gözünüzü dört açıyorsunuz. Telefon trafiğiniz, mailleriniz, mesajlarınız, yapılacak anlaşma, yapılacak projelerde aktif rol alacaksınız. Ve bu aktif oluşum sizin yerinizde de rahatlık sağlayacak. Devlette farklı bir kurum istiyorsanız farklı bir kurumdan destek bekliyorsunuz.
bekliyorsanız şu an için olumsuz değil. Bekleme alanında olacaksınız ama öncelik sizin hakkınız olacak. İş ve iş alanında uzun süredir beklentileriniz ve işe girme beklentileriniz varsa Venüs Boğa burcu geçişiyle ilgili 28 Mayıs itibariyle iş kapılarımızla ilgili fırsatlar söz konusu. Aynı şekilde de ikili ilişkilerde de yeni fırsatlar yaratılacak ve bu bize güçlenmemize yardımcı olacak. Ortaklı iş yapanlar da bulunduğumuz alanla ilgili fikir değişimi, fikir ayrılığı ve çözümsüz bazı pürüzler çıkabilir. Mantık doğrultusunda ilerletip sinirlenmeden olayı daha güvenli alanımıza çekerek sistemi kontrol etmemizi öneriyorum. Kendi işini tek başına yapanlarda da yerinizde güzel kazançlar ve özellikle de kazançlarınızla ilgili bereketlenecek, bolluğunuz artacak. Geçmişe ait borçlar gündemimizde olabilir. Vergi, sigorta, unutulan emlak ya da unutulan babanız ya da köklerinize ait borçlar biraz canımızı sıkabilir. Onlara sistemli ödeme evremiz söz konusu olacak. Serbest meslekte çalışanlarda ekstra kazançlar, ekstra primler hareketi yoğun. Yani siz bu hafta işinize olduğunuz kadar konsantre olduğunuz sürece kazançlarınız, verimliliğiniz, verim noktanızı kendinizi belirleyecek ve yeni oluşumlar yaratacaksınız ve güçlenmenize yardımcı olacak. Eğer ki aile işi yapanlar da zıt karakter grubu, herkes yerini ayıracak. Farklı alanlarda buluşma, farklı işler kapılarımız söz konusu olacak. Ama miraslarımız var. Bu aile içerisinde büyük tartışmalara, büyük kaoslara, kırgınlıklara sebep olabilir. Kardeşler arasındaki uyumsuzluklar ya da çocuklarınızla yaşayacağınız krizleri açık olalım. Tartışmalar hararetli, küskünlükler söz konusu olacak. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada da bulunduğunuz alanda gerginlikler, tartışmalar olsa da size zarar verecek nokta yok. Ne etliye ne sütlüye karışmadan işinize kontrol etmeniz gerektiğini uyarıyorum. Bu ara çocuklarınızın eğitimi, özellikle 29 Mayıs Mars Jüpiter kavuşumu, çocuklarınızın yurt dışı eğitimiyle ilgili ya da eğitim ve okul araştırmaları ile ilgili yeni başlangıçları temsil edecek. Onların hem kariyer anlamında hem de eksik gördüğünüz eğitimine dokunacaksınız diyorum. Evet, ilişkisi olmayanlara aşk enerjisi fazlasıyla var. Seçicisiniz, kurallısınız. O yüzden kimseyi beğenmiyorsunuz. Çünkü uzun soluklu ilişkilerde de artık şey var. Evlenmek, yer bakmak, ev tadilatı, geçeceğimiz evi yenileme fikirlerimiz var. Evliliğe ya da ilişkiyi birlikte yaşamaya doğru gösteriyor. Sevgili ev hanımları, her şeyi kırmak, yeni eşya, yeni oluşum için büyük bir mücadele. Karı koca arasında bu tartışmalar gündeme gelebilir ve bu yüzden tardilatta para konuları biraz canınızı sıkabilir. Ama siz yine o tardilatı yaptıracaksınız, unutmayın diyorum. Üniversite ya da liseye hazırlanan sevgili gençler, eğitim konusunda bir problem açınız yok. Mümkün olduğu kadar odaklanıp bu enerjiyi düzeltmeniz lazım diyorum. Yalnız özellikle anne soyunuzla alakalı sağlık problemi ve annenizin ya da ablanızın bir sağlık problemi gündeme gelebilir. Bu ara özellikle sağlık olarak mümkün olduğu kadar kas sıkışmalarımız, omuz düzleşmemiz ve çok iyi sporla, pilatesle enerjimizi, fizik enerjimizi düzeltmeye ihtiyacımız var dedim diyorum bile. Yalnız geçmiş dostlar, geçmiş üniversite arkadaşlarımız ve açık düşmanlarınız var. Gözünüzü dört açın. Kimseden zarar vermeyin. Yakın bir tarihte evinizde cüzdanınız kaybolabilir. Altınız, mücevheriniz kaybolabilir. Çalınmayacak. Bir yere sıkışmış. Merak etmeyin. Sevgi ve mutlulukla kalın efendim. Sevgili kovalar, geçen hafta çok yanlış yapmışım. Hepinizden tek tek özür diliyorum. Abone olma, yorum yapmayı, desteklemeyi unutmayın. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'nda geçişini yaptı. 23 Mayıs'ta da Merkür Boğa Burcu'na geri hareketine devam edecek. 28 geri hareketine devam edecek derken elektrikle alakalı birçok şeyimizde pürüzlerle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden cep telefonunuza, bilgisayar, çamaşır makinesine, elektronik eşyanıza bebek gibi bakın istiyorum.
25 Mayıs'ta Mars Koç burcuna geçecek. İmkansız gördüğünüz, asla olamaz dediğiniz işlerinizle ilgili kapılarınız, fırsatlarınız söz konusu olacak. Ama şunu uyarmak istiyorum. Mars Koç burcuna geçtiğinde sevgili Kovalar ani reaksiyon gösterebilir. Sokakta biriyle tartışırken birbirimiz hararete ya da çok yoğun bir trafikte giderken hararetli tartışmalara maruz kalabilir. Trafik cezaları ve trafik polisiyle ya da polisle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. 28 Mayıs'ta Venüs Boğa burcuna geçişini sağlayacak. Bu şunu demek istiyor. Dinlenmek, ruhu, bedeni, evde olmak, evde sessizlik, kendimizi bulmayı isteyebiliriz ama gökyüzünde o kadar güzel bir enerji varken, baharın tadını çıkartırken tabii ki evinizin tadını çıkartın ama yürüyüşlerinizi ihmal etmeyin. Şunu da demek istiyorum. Yeni ev dekorasyonu, mimarla anlaşmak ya da kendiniz mimari anlamda evinizin enerjisini yenilemek isteyebilirsiniz. Bunu şu an karşıyım. Çünkü ekonomik olarak bazı zorluklarımız var. Bunu çözün. Ağustos bu ay için daha doğru bir süreçte, unutmayalım. Ailemiz bizi her konuda destekleyecek. Kırgın olduklarımızla barışma, küs olduklarımızla sarılma dönemimiz. Kurumsal bir alandaysanız çok keyifli çalışma temponuz olacak. Başarınız, gülümseme enerjiniz ve ortamdaki gerginlikleri yumuşatacak. Yöneticiler ya da patronlarınızla iletişim daha sakin ve daha keyifli. Ekip arkadaşlarımızla, çalıştığımız ekip arkadaşlarımızla daha ılıman konuşmalar size renk katacak gözüküyor efendim. Devlette çalışanlar için de devletin evrakları, vergiler, ıvırlar, zıvırlar, koşturmaları aman ne olur bugün bu hafta sonu olsun da nefes alayım, gün çabuk bitsin de nefes alayım dediğimiz bir süreçte ama üst düzey yöneticilerinizin arasındaki iletişimi dengelemeniz lazım. Laf taşınıyor, laflar, olaylar karışabilir, işinize zarar gelebilir, yeriniz ani değişebilir. Buna dikkatli olun. Kendi işini yapanlarda da para kazançlarınızla alakalı çok güzel gelişecek olaylarımız var. Yerinizle ilgili yeni bir mekan büyütmek istiyor olabilirsiniz. Yeni renkler, yeni oluşum katmak istiyor olabilirsiniz. Bunlar size tat getirecek gözüküyor. Ortaklı işlerde de ortak ayrımı kararı içerisindesiniz. Uyumsuz bir enerji sizi dibe çökertmeye başladı ve ruhunuz işte değil, ruhunuz devamlı evde oturup dekorasyon modundasınız. Ortak ayrımı ya da parayla ilgili anlaşmayı yapın, yol ayrımı ve kendinize yeni bir iş tekniği oluşturmamız gerekiyor. Bu ara sezgileriniz, bu ara hisleriniz sizi doğru yönlendirecek. Özellikle aktif rüyalar göreceksiniz ve uyarıcı rüyalarımızı dikkate alalım. Bu ara hani deriz ya, yakın komşular, kuzenler, akrabalar, yakın çevre, lise öncesi arkadaşlarla hoş mesajlar, diyaloglar yaşanabilir. Çok fazla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eski çocukluğumuz, gençliğimiz ya da bebeklik anılarımızın konuşmaları, eski resimler, eski anılara bakarak keyifli bir hafta sonu geçireceğiniz tatil çok keyifli olacak. Yeni aşka başlayanlar, doğru aşklasınız, evliliğe doğru gidecek. İlişkinizi tanıyın, bu ilişkiye doğru fırsat verin. Uzun soluklu ilişkilerde ailelerden kaynaklı ve dışarıdaki etkenlerden kaynaklı birbirimizi sorgulamaya doğru gidiyorsunuz. Siz doğru çiftsiniz, başkası değil. Gerekiyorsa ilişki terapistiyle yanlış olan noktaları oluşturmamız lazım. Bu ara uzun süredir çalışan ve çalışmak isteyen ve evde oturan hanımlar için alternatif iş çözümleri var. Ve özellikle reklam, yazılım alanında çalışmak istiyorsanız bu tarz fırsatlarınız var. Eşinizin işiyle ilgili de uzun süredir çözümsüz gördüğünüz birçok şey Haziran 10'a kadar çözümlenmiş. Daha rahat bir nefes alacağız. Özellikle yurt dışındaki maillerimiz, çözülmesini istediğimiz eşimizle alakalı pürüzleri rahatlığa kavuşturacağız. Aslında siz neyi öğreneceksiniz biliyor musunuz? Siz olmayı. Ben ne kadar kıymetliymişim, benim ailem ne kadar kıymetliymiş, doğru dostlar edinmişim. Şükür etme dönemini tadacaksınız, bu da iyi gelecek diyorum. Bu ara boşanma fikri olan sevgili kovalar, bir ileri bir geri, bir ileri bir geri ve özgür olmak istiyorsunuz ve aşık olmak istiyorsunuz. Ya da yalan söylemekten çok yoruldunuz, artık veda. Anlaşmalı şekilde yol ayrımı size mutluluk getirecek. Çocuklarınızla alakalı krizler olmayacak. Siz gereksiz çocuklarınıza krizler yaratabilirsiniz. Onların eğitimine zarar verebilirsiniz. Daha sakin bir enerji istiyorum. İyi gelecek. Sevgili ev hanımları, koltuklar, çocuk odanız,
Ya da evinizi daha büyük bir alanı taşınmak isteyebilirsiniz ama beklediğiniz bir yerde bir mirasınız var. Orası geldikten sonra ev alımınız sizin için daha sağlıklı olacak. Acele etmeyin. Bırakın böyle dağınık kalsın her şey. Doğru eviniz şimdiden hayırlı olsun. Sağlık olarak dişlerinizle alakalı sıkıntılar, diş iltihabı, diş kanamamız, bunun ve geniz eti akıntılarımız risk altında olabilir. İhmal etmeyin. Yalnız miras davalarımız ve çözülmesi gereken konularda aksilikleri de açık olalım. Mutlu kalın efendim, hoşça kalın. Sevgili balıklar, geçen hafta çok hata yapmışım. Hepinizden çok özür diliyorum. Kafam mı dağınıktı, ben boyut mu atladım bilmiyorum. Ama biz bir aileyiz. Hatasız kul olmaz. Hepiniz cansınız. Ben de sizin bir canınızım. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçişini tamamladı. Odak noktamız, yani mümkün olduğu kadar evimiz, evliliğimiz, ilişkimiz, ev hayatımız, evimizle alakalı alanın noktaları çok doğru benimseyecek. Taşınmak, yeni ev araştırmak, yeni bir oluşuma girmek sizin için hayırlı. 23 Mayıs'ta Merkür Boğa burcuna, ikizlerdeki geri hareketini Boğa burcuna geçişini tamamlıyor. Bu şu demektir. Uzun süredir geriye geçmişe ait konularda çözülmesi gereken iş, evrak, borçlarla alakalı gündeme çıkacak olaylarımız hareketli olacak. Uzun soluklu yolculuklar, gidip gelme yolculuklarımız, işimizle alakalı bize sunulacak yolculuklar ekstra bizim gücümüze güç katacak. 25 Mayıs'ta Mars Koç burcuna geçişiyle birlikte yeni imkanlar yaratacaksınız. Yeni iş kapıları, yeni fırsatlar, işinizle alakalı büyüme, kendinizi doğru gösterme, hani silik enerjiniz bitecek, daha aktif bir enerjiye geçiş sağlayacağınız için uzun süredir hayal ettiğiniz iş kapılarınıza doğru adım içerisindesiniz. Ama neye dikkat etmemiz gerekiyor? Abur cubur deriz ya, bazen şunu da alayım, şunu da alayım, şunu da alayım, şunu. Gereksiz harcamalar, sizi yıpratacak harcamalardan uzak durmanızı öneriyorum. 28 Mayıs Venüs Boğa burcuna geçişiyor ve yakın arkadaşlarınızla alakalı, kardeşlerden alacağınız, yakın çevrenizden alacağınız destekler sizin psikolojik güçlenmenize, kendi adımlarınızı doğru ve hatalarınızı doğru göstererek kendinizi iyileştirmenize yardımcı olacak diyorum. 29 Mayıs'ta da Mars Jüpiter kavuşumu, istediğiniz işin imzası size hayırlı olsun olacak. Uzun süredir işsizler, girmek istediğiniz kurumsal, uzun süredir devletle ilgili açık bir kapı bekliyorsanız bunlarla ilgili fırsatlar bizim hayatımıza renk katacak. Ortaklı iş yapanlar için yeni gelir kapısı. Yani bu işiniz duracak, ekstra işler, ekstra projelerde yer alacaksınız ve bu bizim için çok güzel ve odaklanmamıza yardımcı olacak. Ortaklı işlerle de, ortaklı işlerde var olan değerli balık burçlarında çok yüklü, anlamsız borçlar geçecek. Sanki ortaklı işlerde dolandırılıyor gibisiniz. Çevrenizdeki inandığınız insanlar yüklü borçlar çıkartabilir. Bu çevredeki kime ne borcunuz varsa bunu bir listeye getirin. Toprak işi, tarım işi, hayvancılık işiyle uğraşanlarda hayvanlarınızla alakalı sıkıntı ya da toprağınızla alakalı krizler, devletle ilgili bazı krizler yaşanabilir. Buna açık olmanızı öneriyorum. Özellikle sağlık sektörü, güzellik sektöründe çalışan ve kendi işini açmak isteyen sevgili sağlıkçılarımız için de çok güzel teklifler var. Değerlendirin ve işinizin üzerine geçiş sağlayın diyorum. Özellikle bu ara kurslar, eğitim alanı, spiritüel danışmanlık, farklı alanlarda kozmik enerji, NLP koçluğu, bu tarz eğitimler düşüncesi olanlar gözünüzü kapatın. Ama bu ara dile de merak olan sevgili balıklar, bu altyapınız ve yüksek lisans düşünceniz var. Bunlarla alakalı süreçleri doğru görmeye vakti. Bunlar sizin başarınıza, hayatınıza tek tek adım atacak ve doğru bir evrede olacaksınız. Bu ara hani ne deriz? Hani kapının zili çalar ya, aha kim geldi yine. Yani kapınızın zili hiç durmayacak. Geleniniz gideniniz hiç bitmeyecek. Ay hadi hayırlı olsun, dedikodular bol olsun diyorum. Evli çiftler için bu ara eşinizin, ailesinin bazı krizleri evliliğimize yansıyabilir ve o borç konuları evimizin içinde ilişkimizi yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar eşinizin ailesiyle alakalı yaşanacak krizlere eşinize destek verin. Eğer çalışan
Her iki çiftsiniz de eşinizin özellikle beylerin işten çıkartılma, işle alakalı yaşanacak krizler evde biraz huzursuzluk yaratabilir. İşinizde hatalar var, dikkat edin diyorum. Eğer çalışan kadınlarımız için de yerinizde bir yükseliş beklediğiniz konu için de ertelenebilir, sinirlenebilir, istifa niyetine düşünebilirsiniz. Yapmayın diyorum. Biraz daha sabırlı olmanızı öneriyorum. İşsiz olanlar için güzel adımlar var. Ev hanımları bu ara eşinizle aranızda soğuk rüzgarlar, iletişim, konuşma uslupları, saygısızlık, had safhada ve her gün aynı konuşmalardan sıkıldınız biliyorum ama siz de aynı hatayı yapıyorsunuz. Biraz alın ananızın ya da kayınvalidenize gidin, kayınpederinize gidin. Eşinizin hataları ve sizin uslubunuz ilişkiyi zedelemeye doğru gidiyor ve egolar savaşı başlamış. Mümkün olduğu kadar evlilik ters gidiyor. Düzeltmemiz gerekiyor ve uzun süredir çocuklarımızla alakalı yaşanan bazı konuşmalarda duyduğunuz duyumlar, çocuklarınızda herhangi bir sıkıntı yok. Bence başkaları sizin çocuklarınızı kıskanıyor. Çocuklarınıza nazar değiyor. Bol bol okuyun lütfen diyorum. Eğitimleriyle alakalı da gayet, eğer liseye başlayacak ya da üniversite sınavı olan çocuklarımızla ilgili bir risk görmüyorum. Onların odaklanmalarına iyi mücadele edin. Özellikle de baba kökleriniz, amcalarla alakalı yaşanacak bazı miras konuları evimizde ciddi bir sıkıntı yaratacak. Babanızın ya da annenizin kalbi çok kırılabilir. Desteklemenizi öneriyorum. Mümkün olduğu kadar onları destekleyelim. Sağlık olarak mümkün olduğu kadar üreme organlarımız, göğüsteki kistler, rahimle alakalı sıkıntılarımız, özellikle erkekte prostat problemleri, üreme organları ile ilgili riskler gözüküyor ve boyun fıtığı risklerimiz var. İhmal etmeyin. Ama yeni araç hayali olanlar şimdiden hayırlı olsun efendim. Sevgi ve mutlulukla kalsın. Rabbim güzel tat versin. Ağız tadında güzel haftalarımız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.